Kur'an ve sünnet dışında oluşmuş bir Müslümanlık var. Son derece sihirli bir kelime olan ehl-i sünnet kelimesiyle işin üstü kamufle edilmeye çalışılıyor. İşte biz ehl-i sünnettenizi deniyor. Şimdi o sünnet kelimesinin insanda doğurduğu çok olumlu bir şey var. Demek ki bunlar Resulullah'ın peşinden gidiyorlarmış. Resulullah'ın peşinden gidiyorlarsa tabii ki baş üstüne. Yani bir slogan. İşte ehl-i sünnet mezhepleri, ondan sonra Şia deniyor. Sonra işte ve başka çeşitli gruplar ortaya çıkıyor. Ama asıl ortada ehl-i sünnet ve Şia gözüküyor. İki de kutup oluşturulduğu için iş birazcık da siyasileşiyor. Biraz sen ben kavgasına dönüşüyor. Ondan sonra benim babam senin babanı döver noktasından işler devam edip gidiyor. Dolayısıyla yani İslam alemi bana göre zaten sahabeden sonra büyük ölçüde kaybolmuştu yani. Şimdi kaybolduğunu bir örnekle inşallah size anlatacağım ama baştan size şu şey yapayım. Maide suresinin 104. ayeti 125. sayfa. 124 mü? 124. sayfa. Peki. Orada Allahü Teala şöyle diyor. Ve izâ kîle lehum teâlev ilâ mâ enzelallah ve ilâ rasûl. O insanlara dense ki Allah'ın indirdiğine ve bu Resul'e gelin. قَالُ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Derler ki, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter. Yani şimdi biliyorsunuz biz bu çağrıyı sürekli yapıyoruz. Diyoruz ki, Allah'ın indirdiğine ve Allah'ın Resulüne gelin diyoruz. Bize karşılık söylenen de şu, bizim ulemamız doğru yoldadır. Biz Hanefi mezhebindeniz, biz Şafii'yiz, biz Ehl-i Sünnet'iz, biz Şia'yız şeklinde karşı koymalar var. İşte hasbuna ma vecedna alihi abaena. Ma vecedna alihi abaena ne demek? Biz kalktık böyle gördük. Kalktık işte babamız şöyle diyor. İşte biz Hanefi mezhebiyiz, biz Şafii mezhebiyiz, biz Maliki mezhebindeniz, Hanbeli mezhebindeniz gibi ifadeler. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Şimdi diyor ki Allahü Teala, ya onların babaları hiçbir şey bilmiyorsa, bunu dediğin zaman şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın ayeti ya, sanki ben söylemişim gibi karşı çıkıyorlar. Sen şimdi bizim ulemamıza cahil mi diyorsun? Kardeşim Allah böyle diyor, yapma. Bu Cenab-ı Hakk'ın ayeti. Ya bilmiyorsa ne olacak? Salı günde söyledim, şimdi de tekrar edeyim. Biliyorsunuz geçen hafta yoktum, Erzurum'daydım. Şimdi orada yatsı namazını ben kıldım. Sonra birisi işte ben de kalkıp yatsıyı kılayım dedi. Yatsı geçti dedim. Yok yok geçmedi, sabaha kadar var. Delil ne? Bizim ulema böyle dedi. Ya peki yanlışsa ne olacak? Bu yanlışı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda öğrenmek mi iyi, şimdi öğrenmek mi iyi? Ve sen hocasın. İnsanlar sana bakarak fetva veriyor. Hayır hayır öyledir diyor. Şey yok. Yani bizim ulema yanlış söylemez. Şeydeki Bakara suresindeki tam ümmi tanımına uygun bir alim tanımlaması.
Ve minhum ummiyun, kaçıncı ayet diye bile unut, hep unutuyorum ayetin numarası. 200 kaç? 78. 200. Bakara 78. Bakara 70, sadece 78, tamam. Ve minhum ummiyun, onların içerisinde ümmiler vardır. La ya'lemun el kitab. Bu kitabı bilmezler. Yani bilgileri kitaba dayalı değil, Kur'an'a dayalı değil. İlla emaniye, bir kısım kuruntuları vardır. Ulemamız böyle demiştir, şöyle olmuştur diye. Ve minhum illa yazunnun, değil mi? Sadece zan içerisinde şey yaparlar. Bizim alimler daha iyi bilir falan. Şimdi diyor ki Allahü Teala evlev kana abahum la ya'lemuna şey'en ve la yehtedun. Yani babaları hiçbir şey bilmiyorsa, biliyor da doğruyu tutturamamışlarsa ne olur? Bilmiyor ve doğruyu da tutturamamışlarsa, ikisi de olabilir. Peki ne olacak? Ne olacak? Yani bakın, bir otomobil satın alıyorsunuz. Ben babamın bindiği arabaya binerim diyeniniz var mı? En yenisini, en iyisini arıyorsunuz, değil mi? Ya da babamın, dedemin oturduğu evde oturmak istiyorum diyen var mı? Babamın, dedemin giydiği elbiseden giyeceğim, mutfağımı babam gibi. Yani bütün bunlarda insanlar bir sorgulama yapıyorlar da, ama olay asıl dinlerine sıra geldiği zaman sorgulama yapmıyorlar. Teslimiyetçi bir yapı içerisindeler. Peki bugün İslam alemi yok da,